İzlemiş olduğunuz filmlerin 50'de biri Stephen King uyarlaması olabilir. Yazarın bu kitabı ikinci kez uyarlanıyor ve şimdiden belirtelim, film hiçbir şekilde çocuklar için değil. Korku filmleri herkese göre değil. I never really got into the idea of Filme gitmeden önce olarak bu türün büyük hayranları olduğumuzu söyleyemeyiz. Müziğin sesinin bir anda yükselmesi veya her yerden cin çıkması bizi etkilemiyor. Bazı korku filmleri ise sadece türün sevenlerini değil herkesi mutlu ediyor. Ülkemizde 15 Eylül'de vizyona girecek olan It tam da böyle bir film. Son zamanlarda sinema salonundan bu kadar keyifli çıkmamıştık. Film Amerika'da kasabamsı bir yerde yaşayan klasik ezik çocuklar grubunun gerçekleşen garip olayları fark etmesini anlatıyor. Garip olayları gerçekleştiren isimse şu palyaço. Tuhaf bir gülümsemeye sahip olan ve gözleri iki farklı yere bakan bu palyaço gerçekten korkunç. İki bitişik göz bebeği olan Mami'deki kıza göre daha etkili bir seçim olmuş. Bu arada hayatım boyunca aklımda olan bir konuya değinmek istiyorum. Neden çocukları eğlendirmek için hiçbir şekilde sempatik gözükmeyen yüzü makyajlı yetişkinler seçilir? Bu konuyla lütfen biri ilgilensin. Şimdi filme devam edebiliriz. En çok neyi beğendiğimizi merak ediyor olabilirsiniz. En beğendiğimiz şey It'in korku filmi olması dışında sağlam bir hikaye içermesi oldu. Normalde korku filmlerindeki karakterler tek boyutlu oluyor. Salonu terk ettikten 5 dakika sonra karakterlerin davranışını hatta cinsiyetlerini bile unutabiliyorsunuz. Filmde mantıklı bir amaç uğruna değil de sadece hikayede belli noktalar gerçekleşebilsin diye bulunuyorlar. İtte ise karakterler filmin çatısını oluşturuyor. Örneğin sempatik şişko çocuk okula yeni girmiş ve hiç arkadaş edinememiş. Şu hep çok konuşuyor ve saçma espriler yapıyor. Ben de okulda öyleydim. Bu veletse hastalık hastası. Bunlar klişe gelse de hepsi bir araya gelince çok samimi ve komik bir grup oluşturuyorlar. Bu samimiyet zaman zaman IT'yi, e zaman zaman Harry Potter'ı, zaman zamansa Avrupa Yakası'nı hatırlatıyor. Şey pardon, Stranger Things'i. Bu arada film çocukları gösterirken hiç boş zaman harcamıyor. Her zaman hikaye bir şekilde çocukların korkularına çıkıyor. Filmi izlerken çocukken her şeyden korkup oyuncak ayıma sarıldığım zamanlar aklıma geldi. Şimdi asıl soruya geçelim. İt sizi korkuttu mu? İt bizi korkuttu. Tüylerin ürperdiği birkaç sahne oldu. Ayrıca bazı heyecanlı zamanlarda film izlediğimizi bile unuttuk. Eğer bu yaşanıyorsa ve film izlediğinizi unutturan etken uyumanız değilse film iyi demektir. İtte de gerçekten korktuk. Bunun dışında ne denebilir bilmiyorum. Daha önce dediğim gibi korkunun karakterlerle anlatılması iyiydi. Yönetmen neredeyse eksiksiz bir iş çıkarmış. Sadece film 5-10 dakika daha kısa olabilirdi. Ha, bir sahnede de müzik gereksiz epikti. Bunun dışında pek bir sıkıntı yoktu. Filme olan notumuz, yerim en önün en köşesinde olsa bile izlerim. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyoruz. Korku filmlerini sevmiyorsanız nedenini, seviyorsanız da iki film önerisi yazarsanız seviniriz. Hoşçakalın. Bööö. Çok korktunuz değil mi?